Ya bu duruşu da Anıl hoş geldin. Duralcım merhabalar. Bugün seni burada konu almamızın sebebi çok önemli bir soru var. Bugün Twitch'te arkadaşlar da sordu bu konuyu. Evet neymiş? Ee, vegan, 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 evet. vegan. Vegan döner mi yoksa gerçek fare eti mi? Bunu merak ediyorlar. Vegan'ın döneri mi var, var? Var. Çok saçma. Ya bu çok tartışılıyor. Mesela şey var işte vegan Adana yapmayı başardık. Tamam da niye başardınız abi? Çünkü vegan Adana yapmak istiyorlar yani. Mesela ben bir daha hayvan ürünü tüketmeyeceğim ama Adana zevkinden de mahrum kalmayayım. Olamaz mı mesela böyle? Abi olabilir. Herkesin bin bir türlü şeyi var yani. Sonuçta o Adana seviyordur. Bu bilmem ne seviyordur. Neyle yaptım bunu? Fasulyeyle. E, soya sosundan işte bilmem ne yaptım falan gibi. Döner mesela. Yani Hı. bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Şey diyebiliyoruz yani. Sen vegan oldun ama et yemek istiyorsun hala. Çünkü bu lezzeti bu lezzetten vazgeçemiyorsun ama hayvanda yemek istemiyorsun dediğimiz için anlayışla karşılaşılabilir mi yani bu konu? Ya anlayışla karşılaşılır. Anlayışla kar. bir saniye benim kafam karışıyor arkadaşlar böyle ben multitasking e o kadar fazla olan bir adam değilim ya oradan böyle kamera çekiyor buradan mikrofona konuşuyorum buradan kendi sesini duyuyorum hiçbiri, orada ışık var falan. Bunların hiçbirini sen yapmıyorsun hepsini ben yaptım. Buraya biz insanları konuk alıyoruz biraz kariyerleriyle ilgili konuşuyoruz. Çok mesela. güzel <laughs> ben niye buradayım canım <laughs> kardeşim. Çünkü senin de bir kariyerin var her ne kadar bunu bayılmasak da ya da örnek olmasa da belki de örnek Yaralıyım, de var. ne konuda yaralısın onun? Canım kardeşim benden olmayacak <laughs> olmuyor yani bir türlü ben kariyer falan diyorsun birkaç bölümünü de izledim çok <laughs> i̇zledim. kariyerli insanlar geldi çok. buraya doktorundan animasyoncularına bir şeycilerine çok iyi insanlar geldi ee, benim de mutlaka vardır benim görmediğim senin bildiğin bir kariyerim sen şunu yapmalısın dediğin ya sana birçok kez şunu yapmalısın diye söylüyorum aslında ama pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. Evet. Bir de ben ne yaptım ki sana ne yapman gerektiğini söyleyebileyim. Ya senin de var tabii şu zamana kadar bir kariyer. bir kariyerin. Ama aynı masada. Sen çalışırsın karı yer. Ha <laughs> ha nasıl espri? Hop. Seni buraya konu kalırken kötü espriler yapacağını tahmin edememiştim. Ah canın sağ olsun. Benim kariyerimi şeye doğru ilerletebilir miyiz acaba? Nereye? Ee, bu neydi televizyonda bir tane var ya böyle çıkıp skeçler yapıyorlar kötü kötü skeçler falan bence tam oraya benim esprilerim Şey yani... gibi soğuk savaş gibi bir. Yok bu şey gibi BKM mutfak hmm. mesela onların yaptığı En kötüsü bir... o mu? O o değil öbürü çok kötü ya bir tane daha var ya onlar Güldür güldür var He ona hiç katlanamıyorum Ben de BKM'ninkine katlanamıyorum Abi ben Yok onlara hiç katlanamıyorum olacak gibi değil ya Çok komik değil bence Abi değil böyle çıkıyorlar he, he falan yapıyorlar sonra gidiyorlar falan. Ya tabii ki hepsi bir kariyere sahip bana düşmez bunu yargılamak. Bu arada ikimizden kalkan. de daha çok para kazanıyorlar. Evet. O yüzden daha Büyük başarılılar mıdır? Birçok kişiden daha fazla para kazanıyorlar. Başarıyı şeyle mi parayla mı? Ben öyle düşünüyorum. Başarı yapıyoruz. Hiç öyle düşünmüyorum abi. Çünkü kendi hayatıma baktığım zaman arkadaşlarımla aram iyi, insanlarla aram iyi. Ailemle aram iyi, sağlığım yerinde, ailemin sağlığı yerinde, güzel. O zaman tek eksik para kalıyor çünkü uğraşmam gereken başka bir şey yok para lazım ve para içinde çok çalışmak ya da doğru politikaya sahip olmak ya da bir business plan dedikleri iş planı gerekiyor mesela. Onu beceremiyorum ben. Ya evet de bu başarı değil ki abi bu para kazanmak peki, herkesin kendi başarıları var. Peki yani. şu an ikimiz de para kazanamayan insanlar olarak başarısız mıyız yoksa başarılı mıyız? Abi bence başarılıyız. Ne konuda başarılıyız mesela? Ya var benim birkaç tane öyle kendim başarılı gördüğüm konum var. Ama para kazanma konusunda başarısızım. Yatakta başarılı mısın? Orası bende kalsın. Ama Sen de. kaç arkadaşım Zaten şey var abi genelde erkeklerle ilgili hiçbiri kötü araba kullanmıyor ya da hiçbiri kötü sevişmiyor. Üf makine oğlum biz. Erkek. <laughs> <laughs> makine öyle böyle. Her herkes 25 santim herkes Rocco. Herkes mi 25? Herkes 25'miş. <laughs> Bir gün Yacalı... motovlogda çıldırıp şey demiştim kim lan bu ortalamayı düşürenler diye kendi kendime. Kendi Büyük ihtimalle benimdir. Yok kardeşim değildir. Ah kimmiş öğrenebildin mi? Öğrenemedim. Peki sene 2004-2005 falan ee, 2007'lerde esas böyle ilk elimi aldığımda <laughs> 2005 yılıydı fotoğraf makinesini. Evet. Ben yok 2004 müydü? Beraber aslında aynı zamanda fotoğraf makinelerini elimize almaya başladık o zamandan beri tutuyoruz. Çok da güzel ee, tuttuğumuzu e, düşünüyorum. İyi tut tut Pozum çok iyidir mesela fotoğraf çekerken. Ver bakayım ben, bir poz ver bana. Şöyle bir, bir bakarsın çok ki güzel. ben üf ne fotoğraflar çekiyor ama üf makina. <laughs> yani <gülüyor> üf po sorun yok ama işin aslı nasıl? Yani Anıl Kaldırım bir fotoğrafçıydı. Atılım Üniversitesi Grafik Tasarım mezunusun. Ee, oh, inanır havar mısın? Komşular, senin havar. bile bir üniversite diploman var ve benim tabii, bile tabii. bir üniversite diploman var. Hatta senden önce aldım ben onu. Kesinlikle. Hatta evet. senin mezuniyet törenine gelmedim. Neden? Uyudun çünkü. Uyudum çünkü. Bravo. Çok içmiştim bir gün çok önce güzel. tabii ki de. O. Fotoğrafçılık. Nasıl başladı Kapınmaz Ne oldu? Kapanmaz yarayım. Gece gün ne anlatayım? Seninle konuşmayı başarabilir miyiz peki? Bugün? Bakacağız. Bakacağız anladım. Ee, abi şöyle fotoğrafçılık. O zamana göre mi anlatmaya Hayır, başlayayım? Yani Şimdi günümüze göre mi? Buradaki hikaye kendi hikayeni anlatmamla ilgili bir durum. Yani sonuçta biz mesela ben başarısız bir e, film maker'ım. Aslında bence sen de başarısız bir fotoğrafçısın. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani ben saniyede 25 tane çekiyorum. Sen işte bir tane çekiyorsun. Aramızdaki bir fark bu. İşte buna benzer 60 şeyler var. Hep. 60 çekmem. Zaten o da başka bir konu mesela. Türkiye pal kullanır ama NTSC'dir NTS. öbürü falan. Ben 50 frame mesela bir kere video çektim koydum YouTube'a 50 frame versiyonu da var ya bana dalga geçtiler. Haha <laughs> 50 frame neymiş ya diye mesela çok bildiğini düşündü o noktada. Çünkü 50 hiç görmemiş herkes 60 koymuş ya. Öyle yapmak istedim deyip. Ya yani neyse boş ver. Canım kardeşim kollarım. ben o zaman hemen başlıyorum. Mesela sen fotoğraf makinesi eline aldın nasıl başladın? Yani şöyle bir şey var sen şimdi freelance fotoğrafçısın aynı zamanda <laughs> düğün fotoğrafları da çekiyorsun bu bir kariyer. E, bu kariyeri iyi yönetmiş olabilirsin, iyi yönetmemiş olabilirsin. Ama sonuçta bizi burada, sonuçta bunun başlığı muhtemelen bu videonun başlığı şey olacak. Ya da bu podcast'in e, düğün fotoğrafçılığı ve başarısızlık. Okay. <laughs> e, başarılı da olabilirsin bu arada ama sonuçta ikimizi ortak noktada buluşturan şey bir anda miskinlik ya. Bizim miskiniz sonuçta yani. Sen de ben de öyleyim baktığın zaman. Ve e, bence postmodern bir bohem içerisinde yaşıyoruz. Aslında yani Kesinlikle. bohem bir yaşantımız var standartların dışındayız İnsanlar bize baktığı zaman oğlum bunlar ne yapıyor bunlar nasıl geçiniyor diye birçok soru soruyorlar aslında ee, ve bence gerçekten de postmodern bohemiz biz ee, bu noktada sonuçta bir şekilde de hayatta kalabiliyoruz bunu sürekli yapıp işte sen Koray Birant değilsin ama hayatta kalabiliyorsun yine fotoğrafçılığını yaparak bir ya şekilde. Da, ya da ben de çok ünlü bir yönetmen değilim ama bir şekilde videolarımı çekerek hayatta kalabiliyorum. İşte bunu bunu konuşmak <laughs> istiyorum seninle. Okay. Ama ilk başladığın şey yani fotoğrafa baş çünkü fotoğrafa başlıyorum ve sonra düğün fotoğrafçılığı, etkinlik fotoğrafçılığı o yolu biraz konuşmak istiyorum seninle. Abi şöyle anlatayım ben sana Lütfen. benim fotoğrafçılığa başlamam şu şekilde oldu. Ee zamanında ya bizim zamanımızda hatırlarsın fotoğraf makineleri falan bu kadar rahat erişebildiğin kameralar bu kadar rahat erişebildiğin şeyler değildi. En azından telefonlar fotoğraf çekmiyordu. Çekmiyordu veya işte sonradan sonra işte biz lisedeyken falan telefonlar fotoğraf çekmeye başladı. MMS'le birbirimize yolluyorduk falan. Neyse, e, MMS bize pahalıydı. tabii 3-5 mesaj yerine falan <laughs> geçiyordu. Abi şöyle e, yurt dışına çıkan akrabalarım vardı benim işte teyzemler işte abimler kuzenler bilmem neler falan filan böyle onlar geldiklerinde işte abire böyle güzel güzel fotoğraf makineleri getirirlerdi bir şeyler yaparlardı ben çocukken işte daha doğrusu birazcık büyümeye başladığımda ortaokul işte liseye geçiş falan Fotoğraf makinalarıyla oynamaya başladım. İşte al bir fotoğrafımız çek bilmem ne yap. Aman dur şunu şey yapayım. Şurayı da çekeyim. Burayı böyle çekmeye çalışayım falan. Bir de filmliydi o makinalar ve filmin bittiği zaman gidip onu tab ettirip tekrardan yenisini taktırmam bilmem ne yapman lazım. Ben bir gün öyle 3-5 tane şeyi harcamışım. Filmi. Filmi. Çok güzel. Ben şunu bir çıkartayım dikkatimi dağıtıyor bu benim? Gözlük mü? Evet. Filmleri harcadım. Filmleri harcadım. Babam bir içimden geçti benim. <laughs> Oğlum dedi bu filmleri dedi böyle harcamışsın da bilmem ne de falan. Ben o gün karar verdim fotoğrafçı olacağım. Hayır, o gün karar vermedim. Babama inat. <laughs> babam inat Bütün filmleri harcamak için fotoğrafçı olmaya karar verdim. seviyordum ben fotoğraf çekmeyi falan. Neyse e, babamların okulla birlikte babam işte edebiyat öğretmeni benim. Babamların okulla bir gün e, İstanbul'a gittik. İstanbul'da Limanı'nda kalıyoruz. Abi çok güzel fotoğraflar çekmişim ben böyle sabahın beşinde altısında uyanmışım uykum tutmadı artık ne oldu hatırlamıyorum ama o günü hatırlıyorum böyle oğlum oradan böyle güneşin doğuşu falan bir farklıydı benim için böyle bir pembeler maviler kırmızılar morlar bilmem neler falan hayattan zevk aldığım dönemler. Senin. dönemler muhtemelen hayattan zevk aldığın son günü olabilir yok ondan sonra birkaç kere daha zevk <gülüyor> aldım. <gülüyor> Ee, ama çok uzun sürmedi. <laughs> Neyse abi ben dedim ki ben fotoğraf çekeceğim. Zaten küçükken bana hep şey diyorlardı. Ya bu çocuğu işte e, resim okutun, bilmem ne yapın. İşte e, bu çocuktan memur olmaz, mühendis olmaz, bir şey olmaz falan diyorlardı. Çünkü ben çok haylaz bir çocuktum. Habire böyle dersten kaçıp kaçıp resim yapardım, bilmem ne yapardım. İşte ödüllerim var evde falan böyle. Bilmem ne çocuk yarışmasında işte resim, hanım, ödül. resim ödülleri. Aslında gelecek vaat ediyor musun biraz? Vaat ediyordum da kötü kullanıldım. Kötü, kim seni kötü kullandı? Ailem diye, aile terörü diye. <laughs> ya bırak. Ya her şey şimdi onların üstüne atmayayım de. Abi şöyle bir şey var. Şimdi... Son, sonuçta fotoğraf makinen vardı elinde bir tane. Ya fotoğraf makinen vardı işte. Lisede falan ben bu e, şeyden para kazanmaya başladım fotoğrafçılıktan. Facebook profile picture. Aynen <laughs> öyle abi. İşte üniversiteye geçtim falan. Üniversitede de grafik okudum. İşte fotoğraftan yürümek istiyordum. Çünkü grafiker veya grafik tasarımcı olmak istemiyordum. Fotoğraf okudum, bir şeyler yaptım falan. Ondan sonra yavaş yavaş teknoloji gelişti. Baktılar, Aa, fotoğrafta çok iyi para var, bilmem ne var. Yavaş yavaş herkes fotoğrafçı olmaya başladı. Yakın dönem şeklinde baktığım Şey vardı zaman. bir dönem. Herkes işte Abdurrahman fotoğrafı, Mehmet fotoğrafı. Aynen. Sen de Anıl Kaldan'ın fotoğrafıydın. Ben, ben de yaptım abi. Ben de fotoğraf çekiyordum o dönem. Ama... Benim fotoğraf kariyerim mesela ben Anadolu Ajansı'nda işte fotoğraf muhabirliği stajı yaptım. Vay, o dönem bayağı fotoğraf çektim aslında. Hatta gazetelere falan da basıldı. Ama sen biraz daha işte manipülasyon tarafıyla çok ilgileniyordun. Yani Ya ben daha, zaten onu istiyordum. Daha i̇şte daha oradan, Photoshop yoktu doğru düzgün. Aynen öyle. İşte oradan kol çıksın, oradan bacak çıksın, işte yani. buradan boynuz uzatalım falan. Biraz daha ben manipülasyon yapmak istiyordum. Mehmet Turgut yoktu o dönem. Ya vardı Mehmet da Turgut daha iyi, ünlü yeni yeni Evet. ...işte seni çıkmıştı. yapmaya çalıştığın şeyin iyisini yapıyordu o Aynen zaman. öyle. İmkanı vardı belki. Aynen öyle imkanı vardı. Bir Hala şey vaat ediyordun. Abi moralim yerindeydi. Keyfim vardı o zamanlarda. Yapacağım bilmem ne falan. Gazım vardı. Gazımı atmam lazımdı. Ondan sonra baktım manipülasyondan ilerlenmiyor. Bir dönem işte... ...coşkunla falan çalıştık. Beraber bir şeyler yaptık. Beni... İşte düğün fotoğrafına başlatan Hı. coşkundur mesela. İşte manipülasyon yapmak istiyordum. Bir firmaya gidiyoruz. Abi şöyle bir şey yapalım falan diyoruz böyle çocuksun, hevesli hevesli bir şey diyorsun. Olmaz diyor işte. Şu biz... an hala olmaz. Yani şu an birikimeye kaldıysa. Şu anda evet. tabii ki olmuyor. O yani o business tabii. Biraz daha işin şey kısmı. E, model fotoğrafçılığı yaptım belli bir dönem. İşte Joker Ajans falan oralarda çalıştık, takıldık. Eee Model çektim bol bol, oradan düğüne zıpladık. Düğün zaten benim hani artık ben bitiriyorum. Şimdi düğüne gelmeden Dediğim. önce şey bir kısmı var. Bu sanki hep bir takıl takılınlıyormuş gibi. <laughs> Mesela bu işler, yani sürekli Suna... takılıyorsun. İşte modeller var orada takılıyorsun. E, e, işte takılıyorsun bir yerde abi. fotoğraf var gidiyorsun e, orada takılıyorsun. E, takılıyorsun. Falan. O, abi. Takılma arasında para nasıl kazanılıyor? E katalog çekimi geliyor, ürün çekimi geliyor. E, kendini tanıtıyorsun işte bilmem ne. Firmasının işte yaz kreasyonu, kış kreasyonu bir şeyi işte otomatikman sana geliyor onlar. İşte otomatikman demeyeyim de yani başarılıysan veya başarına göre işte firmalarla çalışmaya başlıyorsun. Ee, bir taraftan işte şey oluyor kendin koşturmaya başlıyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyorsun çabalıyorsun işte. Fotoğrafçı olarak insanlar seni bilmeye başlıyor. Zikrediyorlar işte bu fotoğrafçı kim yapar bu yapar. Anıl yapar. <laughs> ee, öyle öyle bir şekilde para kazanıyorsun. Ama e, kendini geliştirip veya bu piyasada isim yapmak e, artık zor demeyeyim de. Ya bir şekilde bir fark bulup yırtman lazım. Çok veya PR'ını çok iyi yapman lazım. Çok iyi olmana gerek yok. Ben sana o kadar fazla adam sayarım ki PR'ını çok iyi yapıp hiç bir şey çekemeyen. Yani bu noktada tabii seni çok iyi tanıdığım için belki üstüne gelebileceğim şeyler var ama yapmayacağım. Düğün fotoğrafı çekmenin mesela böyle güzel yanları ve kötü yanlarını sıralaman gerekse mesela. Güzel yanlarından başlayalım. Güzel yanları sıcak para. Sıcak, temiz, iş sıcak, bitti pat pat pat. Sıcak, tertemiz para. Uğraşıyorsun işte bir haftanı ayırıyorsun. Yok videosu, yok işte fotoğrafı, ritacı bilmem nesi falan. Şu an daha da Kolay yani bir haftanı bile ayırmıyorsun. Lightroom diye bir şey var. Oraya zark atıyorsun. Ama ya. senden hep şikayet ediyorlar. Bütün işleri geç teslim ediyormuş Evet. Yani bir yıl evlendikten sonra bir yıl sonra falan fotoğrafları verdiğin oluyormuş. Hala vermediğim var. <gülüyor> Kuzenim. <gülüyor> ya geçenlerde. <laughs> Parasını aldın mı? Ya aldık bir şeyler yaptık <laughs> oraları da. Şöyle bir şey. Şimdi geçenlerde kuzenimin düğününü çektim. Geçenlerde dediğim iki sene olmuş. Ee, i̇ki sene. Önce çektik. Alacaklar bir ara albümü. Yani bu işte de bir disiplin aslında önemli. Ya abi her şey dedi zaten disiplin şart. Ee, ben çok sıkıldım abi. o Beni en zorlayan, en uğraştıran şey şu. Albümü yolla. Retouch'ları yap. <laughs> bilmem ne yap. Çekmek, sahada olmak çok basit. İyi de bu senin işin ya bir yandan da. Evet. Eskiden yapıyordum. Ama artık. iyi para kazandığım bir dönem oldu mu mesela bununla ilgili? Güzel para kazandığım dönem oldu evet. Peki burada bizi dinleyen genç arkadaşlar varsa ve hayalleri düğün fotoğrafı Olmasınlar. <laughs> ya o tamam olmasınlar. Senin tavsiyen ama adam istiyor abi. Yani bir de şöyle bir şey var. Düğün fotoğrafçılığı falan hayatım boyunca da yapabileceğim bir iş. Çünkü parası var. Abi hayatın boyunca yapılabilecek bir iş... Yapan var. Bazı, ya var. Ama o neye dönüyor biliyor musun? Neye Belli deniyor? Bir süre sonra sen yaş aldıkça... Şimdi e, 20'li yaşlarında falan yaptığın zaman okey evlenen insanlar hep senin yaşlarında oluyor. Ben sana katılmıyorum. Bir, ya benim düşüncem bu. E, bir şekilde işte senin yaş grubun oluyor. Senin akranların oluyor. Bir şekilde aynı senkronda tutturabiliyorsun. Şimdi orada fotoğrafçının enerjisinin yüksek olması çok önemli. Çünkü karşındaki kişi model değil. E, Ama bu yaşla değil. ilgili bir şey değil Anlı. ya. Bu senin bezmişliğinle ilgili bir şey bence. Abi düşünmüyorum böyle olduğunu ya. Yani şundan dolayı. Devamlı onunla iletişim halinde olup işte hadi çok iyiyiz, bilmem ne böyle ya, tamam. yani enerjisini habire yüksek tutman lazım. Bir de evet, aynı ya. senkronda kaldığın zaman e, çekim de çok güzel geçiyor. Onların motivasyonu yüksek olduğu için sen de keyif alıyorsun bundan. Ama 50-60 yaşına geldiğini düşün. 50 yaşında hala Vallahi düğün fotoğrafçılığı bu yani. yapıyorsun. Bunu, ya bu, yani bu şeyler senin kendine de kendine uydurduğun bahanelerden biri bence ya. Olabilir <gülüyor> <gülüyor> yani. ama bu seni hiç ilgilendirmez. Yani bence bu çok altı boş bir yorumdu. Ya benim düşüncem bu. Ben Anladım. gördüğüm işte 50 yaşında hala fotoğrafçı adamlar var ne görüyorum var? ve Adam hiç ya şöyle yapacağız böyle yapacağız e, şirin olmaya çalışıyor. E tamam adamın işi olur mu? Olamıyor ama. Ya, o sana, sana olamıyor. Ne fark eder ki? Canım kardeşim. Canım kardeşim. Sen beni neden bozuyorsun bakayım? E çünkü Hı? buranın ortamı o yani bozmak. Bu de böyle değil. değil. Yani şimdi Öyle şöyle şey düşünelim. Değil. düşünelim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, mesela benim bir abim vardı tatil yerlerinde tatil fotoğrafı çekiyordu. Aslında düğün fotoğrafına çok benzer bir şey. Orada da modunun çok yüksek olması lazım falan. Sonra biraz para biriktirdi. Biraz kafasını çalıştırdı. otelin fotoğraf işletmesini aldı. Sonra öbür fotoğraf, öbür otelinde fotoğraf işletmesini aldı. Etrafla iyi geçindi. Sonra bir tane daha fotoğraf işletmesi aldı bir otelin. Ondan sonra su sporlarına saldırdı. Su, su sporununkini aldı. Oradan gitti spa'nınkini aldı. Böyle kafasına göre Ankara'ya gelip 5 tane daire alıp falan gidiyor. Çok güzel. Ben yapamadım. <laughs> yani demek o yaptı. Ki, demek ki. Hayır. O yaptı. Ben yapamadım. Ve <laughs> yaşı da bizden oldukça büyük. Tamam. Ama sonuçta bir şirket sahibi. Ama işte bizzat. Bütün... Yani iş planıyla ilgili bir durum bu. Sen şimdi düğün fotoğrafı çekmeyi. Seninle konuştuğumuz zaman hep şey olarak değerlendiriyorsun böyle. Hani oraya gidip. İşte hala işte aman gelin çok tatlısın çok güzelsin hadi çekeyim falanla kıyaslıyorsun. Ama bu işine devam edip bu işteki kariyerini büyütüp sonra bu işi bunun gibi bir sisteme döndürebilirdin. Dim. Ama, Ama yapmadın. Yapmadım şöyle dünya sikime minare götürmeydi. Çünkü Neden? Çünkü ben habire böyle geçecek gidecek. Neden dünya gidecek, sikine minare ya, götürme peki? Böyle geçip gidecek <laughs> zannettim ben keyfine düşkün adamım abi. Hani onu yapayım bunu yapayım falan filan yapamadım basmıyormuş yapamadım, yani. Olmadı. Basmıyormuş ha benim kafa o ya benim işletme de öyle. şeyine basmıyormuş. Şey ben, benim benim de ha. öyle anlıyorum ama mesela ben şeyi kabul etmiş bir durumdayım. Ben yapamadım. Ben yapamıyorum. E tamam ben de yaparım. Ama bahane'm var işte. Bahane'm daha var. daha mutlusun o yüzden. Ben de benden. bahane bitmez. Benden daha mutlusun o zaman bahanelerin. öyle miyim? Yani benim bahanelerim yok. Ben daha rasyonel takılıyorum o konuda. Ya belki de Dışarıya verdiğim şey bahanedir. İşten içime sarkışanlar tek Eve gidip belki de her gece yastığıma sarılıp ağlıyorum, <laughs> ağlıyorum abi. Ağlıyorum, bunu misin? bilemezsin. Ağlıyorum. Var ya planlarımız programlarımız <laughs> ya senin her şeyimiz bir var. Ulan, bitmiyor ben. canım kardeşim onlar bitmiyor ama. Miskinlik böyle bir şey işte yani sürekli Adımız bir plan var. Miskinlik <laughs> bizim. E ne yapacağız bizi. işte bunu yapacağız şunu yapacağız falan filan olmayacak hanım. Yine bugün çok <laughs> yani pozitifsin canım kardeşim. Yok ben, ben pozitifim ama... Hmm. Mesela ben o ışığı sana baktığımda görmedim. Şuradan bak. Ha şu an gördüm fena evet. değil işte. Hep solumdan baktıysan... Hep evet, solumdan baktığı ki... Şam. 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 şam, şam. Ben alırım. Abi benim başarısızlığım ne biliyor musun? Nedir? Bak canım kardeşim. Ben bu hayatta asla olmak istediğim şeyleri yapamadım. Yapmak istediğim şeyleri Mesela. yapamadım. Abi. Ben küçükken... Futbol oynamak istiyordum. Hı hı. Dedim ki bizimkilere. Beni dedim futbol kursuna yazdırın. Ben dedim futbol oynayacağım ya. Çok güzel. Beni gittiler baskete yazdırdılar. <laughs> bir şey yazdırdılar ama doğru İstediğim şey değil İstediğim yani. değil. <laughs> ben dedim ki küçükken gitar çalmak istiyorum. Gittiler. Mandolin kursuna yazdırdılar. <laughs> Yanlış ebeveynlik diyebilir miyiz buna? A abi mandolin ne? Bir de şöyle bir şey oldu mandolin kursuna yazdırılırken okul Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda okudum ben. Okul mandolin kursu açtı. Lan oğlum kaçıncı yüzyıldayız? Sen niye mandolin kursu açıyorsun ya okul. Aç bir gitar kursu. Davul kursu aç. Bir şey yap. Niye mandolin kursu? Aa mandolin kursu varmış dediler. Mandoline yolladılar beni. Bir de evden zark diye mandolin çıktı. Baban da mandolin çalıyor. Yok annem mandolin çalıyor. Annen benim. mi? Ha. İlginç. Aldı eline gıy 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 çaldı. Bu ne ya? Sonra? Olmadı işte o yüzden olmuyor abi benden. Ben Peki, ya mandolini ne yapayım? Gittiler bir de halk danslarına yazdırdılar beni. Ş onu sevdin mi? Hayır. Yani. Ben istediğim hiçbir şeyi yapamadım biraderim. Ama fotoğraf makinem vardı onu istedim. Fotoğraf makinem vardı evet. Ailem buna karşı çıkmadı. Ee, evet. Hatta e, ben sende kalıyordum o dönem. <laughs> Beni evden atmışlar. Hatırlarsın. <laughs> Köpeğim vardı. Köpeğim Abi şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben yerde yatıyorum. Sen yatakta yatıyorsun. Köpeği var bunun. Abi bir sabah bir uyandım. <gülüyor> <gülüyor> Kafam böyle sabah kap mi yalıyor hayvan ya sürekli. Bu nedir abi? Ya ismi. <laughs> Neyse işte o dönem bana bir fotoğraf makinesi alındı. Ee, 21 gün falan bir Tuğrul'da yaşadım ben. 24. 24 mı? Benim meyhanem var. Ah sadece. canım kardeşim 24 olsun. 25 olsun mu lan? <laughs> olsun lan 25 olsun. lan 25 olsun. 25 gün falan bir Tuğrul'da yaşadım işte. Ee, zarara bak yani aileye verdiğim zarara bak. Seni çalıştırıyordum ama. Meyhanede çalışıyordun o zaman. Ya yani meyhanede çalışıyordu bir de şeyleri yiyordu mesela. Böyle mezeleri yiyordu. Milletin tabağını yiyordu ya, falan. Aç, Şeyi hatırlıyorum. Yasin vardı bizim garson. E, bir gün bu <laughs> tabakta kalanları yiyor. Yasin buna demiş ki oğlum niye, niye yiyorsun tabakta kalanları adam AIDS mi oros bu çocuğu mu belli, belli değil dedi ya. AIDS ve oros bu çocukluğu böyle mavi ekler. tabaktan bulaşan bir şey mi mesela <laughs> Yasin ya. Adam AIDS mi orospu bu çocuğu mu belli değil. mi çocuğu mu belli değil. Niye yiyorsun diyor. Onları yiyordun ya. Ne yapayım açtım beslemiyordun. Abi meze, meze yerimiz vardı. Her şeyi yiyordun olur. sen. Hayır şimdi her şeyi yemiyordum Zaten orada. Zaten meyhaneyi art... geçindiremiyorduk. Kıt kanat Ki battı. yani boş ver. Hiç para kazanamadık. En son şef garsondan borç aldıydık. Çok garip Neyse eve gittim 24 gün sonunda. Bu arada şeyi de tamamlayayım. <laughs> o meyhanenin e, devraldığımız senetlerini bir tane ekonomi... Finans şirketi olur ya modern tefeci öyle bir yere gidip şey diye geri vermiştim. Ben öğrenciyim. <gülüyor> <gülüyor> Ödeyemiyorum diye geri vermiştim senetleri abi. İnanılmaz ya. Çok Aldı mı? Aldı. Cennetlikmiş. Götüme patladı yoksa ki ondan sonra bir sürü borç harç ödedik. Yani 2009 senesinde kapandı meyhane. Benim telefon çalıyor avukat arıyor. Borcum var bilmem ne falan. 2009 o dönem... çok. 2009'da kapattık. 2008'de açtık işte 2009'da kapattık. 2009 çok. Sigara yasağından önce. Sigara yasağı 2009 Temmuz. <laughs> ya. Ya. <laughs> Düşün bir de sigara yasa. Üf. İyi zamanda kapatmışsın. Boş ver. Bardağı dolu tarafından bakalım. Gel kardeşim. <laughs> Bardağı dolu tarafından bakalım. Kesinlikle. Viskimiz var. E 24 gün ben ne kaldım? Eve bir gittim. Fotoğraf makinesi falan alınmış bana. Ay canım oğlum nasıl? Aa, o zaman mı aldın falan? sen fotoğraf makinesi? O dönem alınmıştı. Hala aynı makine. Hayır. 6D yok muydu o zaman? Ne almıştın? O dönem ne geldi biliyor musun? Ee, 60D vardı. D60 vardı Nikon. Hmm. Siko bir makine böyle. O zaman için iyiydi be. O zaman için iyiydi. Ondan onu aldım. Birkaç ay sonra böyle video çeken makineler falan çıktı. Böyle. Mark 2'ler çıktı sonra. 5D'ler falan çıktı o dönem. İşte biz de kısa film falan çekiyorduk ödev mödev. 5D'ler çıktığında ne yükseliyorduk. Sonra a 7 s yükseldik işte aldık onu. Ben alamadım. Aldıktan oldu. Olay şey de değil abi. Şu an benim bir kısa film çekecek bütün ekipmanlarım var. Hı hı. Işığım var, kameram var, lensim var. Ama bütün bu ekipmanlar olmadan önce mesela... Ulan ekipmanımız olsa çekeriz falan gibi bir yerdeydik. Ben kendime şu an anda... Olay o yani. Ekipman değil abi mevzu. Mevzu o işi isteyip peşine koşmakla ilgili şey. Çok haklısın. Biz o yüzden bohemiz. Yani o yüzden yarak gibi yaşıyoruz aslında. İyi yaşıyoruz ki hep keyfimiz yerinde. Hiç keyfimizden feragat etmiyoruz. Ama kariyer yapmak ya da bir şey gibi bir hırsımız yok. Mesela bende yaratma sancısı var. Buna ben sahibim. Bir şeyler yaratmam lazım. Bir şeyler sıçmam lazım. Ama bu kadar. <laughs> ya yani üstüne koymuyorum. Sen de öyle. 10 senedir sergi açacağım. Sergi açacağım. Sen mesela yok hiçbir adım atmadım mesela bunun için. O ne? O adımı attırmayan şey ne? Basur'um var abi benim basur olmuşum onun yüzünden adım atamıyorum abi patlamasını bekliyorum patladıktan sonra inşallah o adımları bir 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 atıp koşmaya başlayacağım diye Bütün bu şeyin sebebi basur mu peki yani? Abi basur yani bir şekilde basur aslında Yoksa gitar kursuna zaman... değil de mandalin kursuna yazılmam mı? Basur abi ya. Şimdi mesela bende de şey var eğer mevzu aileyle ilgiliyse ben hiçbir zaman beni basketbola yazdırın futbola yazdırın demedim. Ben kalktım gittim yazıldım. Voleybol da oynadım. Basketbolla da oynadım. İşte futbol gittim otobüse bindim ulusta 19 Mayıs Stadyumu'nun yanında işte futbola da başladım. Gitar çalıyorum dedim gitar çaldım. Birçok şey yaptım. Yazdırma yazdırmayla bilmem neyle ilgili benim ailemi de tanıyorsun. Çok, senin ailene göre biraz daha rahat yani açıkçası o konuda hiç şeyim olmadı. Ne istersem oldu. Bu maddi olarak değil bu arada yani maddi ne istersem alındılar alındı gibi bir şey değil de neyi yapmak istersem her zaman arkamda destek olundu bununla ilgili. Yap oğlum yaparsın oğlum tamam oğlum hep böyleydi. Bu ma maddiyattan bahsetmiyorum İkimiz de zengin ailelerin çocukları değiliz. değil biz memur, ya, memur ya. ailesiyiz yani abi. bakıldığı zaman benden de olmadı. Demek ki bir şımarıklık var. Mesela bizde şey yok abi. Ben onu düşünüyorum mesela. Abi açlık yok açlık. Açlık var da bu açlık şey değil. İşte kötü ekonomiye sahip olmakla ilgili bir açlıktan bahsetmiyorum. Para kazanma hırsı yok. Bu hırs zengin ailenin çocuklarında da olabilir. Yani bu ailenin ekonomik seviyesiyle ilgili değil bu. Çok zengin ailenin çocukları esnaf oluyor. Para kazanmayı biliyor. Para kazanma hırsıyla devam ediyor. O, o çok zengin olsa bile aç yani para kazanmak istiyor. Bizde o yok. Bence. Şöyle, şöyle e, askerdeyken bir tane çocuk çok güzel bir laf söyledi. E, i̇şte şeyi konuşuyoruz böyle. Ya bu arada askerlik dediğim hani bedelli yaptım ben 19 gün gittim geldim. Ama e, ikinci haftada falan ben artık böyle şey aşermeye başladım. Kahve aşermeye başladım. Fitle kahve kaldım. olması lazım yani o kahve istiyorum abi bünye kahve istiyor. Diyorlar ki işte çay var bilmem ne var işte çay iç işte ne istersiniz? Vallahi diye şöyle güzel bir demleme çay olsa da içsek falan diyor millet. İyi de o adam yani. ben şey dedim bir şekilde işte bir arkadaşım geldi arkadaşım işte gelirken ne istersin dedi. Dedim abi kahve istiyorum ben bana kahve getir lütfen hiçbir şey istemiyorum. Kahve getirdi birkaç arkadaşa daha kahve sokturdum işte içeri falan. Abi kahvemi gerçekten kahvemi aşerilir falan diye millet şey yapıyor. Çocuğun teki durdu. Abi dedi bizimki dedi büyük şehir şımarıklığı dedi. Aslına bakarsan Hı. öyle. Büyük şehir şımarıklığı. Gerçekten ama çok doğru bir laf. Ama bu kötü bir, bir şey laf. değil ki Kötü yani. bir bu, şey değil. Bu, Biz böyle yaşadık, ben, böyle gördük. Ben Bunu sevmiyorum ama bu bizim buradaki para kazanmaya para kazanmayı itmemizdeki şımarıklık büyük şehirle ilgili bir şey değil bence. Ee, şuna bağlayacağım işi. Ee, para kazanmadan da bir şekilde... Ya... Biz çok para kazanabiliriz. Bunun farkındasın değil mi? Farkındayım. Çok çok para kazanabiliriz. Yani, <laughs> yani hayvan gibi ee, potansiyelimiz Sadece var bununla ilgili. o yolda işte bir tık böyle sıkıp o yokuş çıkmayı istemiyoruz biz. O yokuş hani böyle bir seni yorar, şey yapar. O yokuş çıkmayı istemiyoruz. Yokuşu, yokuşun sonu düzlük. Peki güvendiğimiz şey ne? Mesela benim ailem zengin değil. Bana bir miras kalmayacak, bir şey kalmayacak. Yani öyle bir miras kalacak ki hayatımın sonuna kadar çalışmak zorunda kalmayacağım Hayır, diye bir durum yok. Yok. Sen de ee, yok. Ben de, de yok. Belki biraz vardır bilmiyorum. <gülüyor> Belki <gülüyor> biraz ben de bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum bu arada ben de. Hiç böyle Neye şey... Neye güveniyorsun? <laughs> yani bunu bu ee, bir yandan da sana sorarken kendime de soruyorum. Burada yani da Emre çok güzel değil bir... Değil Rençberoğlu çok güzel bir şey kullanmıştı. Abi dedi biz üniversite hayatımıza baktığın zaman hani... Derslerimizi, sınavlarımızı, finallerimizi bilmem nelerimizi hep son güne saklayan adamlardık dedi. Ama emin... Burada dedi bizim bildiğimiz şey şuydu dedi. Biz bunu zaten yapacağız. Yapabileceğimizi biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Biz potansiyelimizin farkında olduğumuz için yapmıyoruz. E ya genius yani? Diyordu. Geniuslık değil, değil abi. Zeki yani adam bir şekilde, problemidir bunlar. E ona bakarsan Bill Gates de şey diyor. Ben diyor işte asla işte 4-0 ortalamayla bilmem neyi <laughs> Ya diyor getirmiş, mu peki? Diyor. Gerçekten görmedim, diyor bunu. izlemedim o röportajı yani. Ee, Biri bunu asla diyor yani. almam diyor. Neden? Çünkü bu adamın pratik zekası yoktur. Bu adam zorda kaldığı <laughs> zaman ne yapacağını bilemez diyor. Biz zorda kaldığımız zaman bir şekilde... Hayatta kalabiliyoruz. Ben bir mesela, şekilde şey yapabiliyoruz. Bir adım atabiliyorsun. Sana abi, hiç katılmıyorum. Kaldım. Sana şu konuda katılmıyorum. Seni çok iyi tanıdığım için. Mesela sen o adam değilsin. Ya ben cinyas bir adam değilim. Ha cinyaslıkla ilgisi Ama yok. Ama bir şekilde hani oradan fıyarım ben. Neden fıydın kı bu zamana kı kadar? Kıytırırım yani. <laughs> Kaytarırım. Bir şey yaparım yani. Katılmıyorum. Peki mesela iyi popo mu? Güzel meme mi? <laughs> Aa dejavu. İyi popoyu seçeceğim galiba. İyi popo. Ben de iyi popoyu seçeceğim ya. Ama güzel. Abi geçen çok güzel bir meme gördüm. Şimdi o geliyor gözümün önüne. Ben onu seçerim. Kesinlikle onu seçerim ya. Peki. Çok güzel memeydi neyse. Işte, düğün fotoğrafı çektin. Bundan da sıkıldın. Evet. Para da kazanıyordun. Ee, zaten bu, bu konuşmaların hiçbirinde düğün fotoğrafı çekmek isteyen hiçbir genç arkadaşımıza bir yol göstermedik. Evet. Kötü örnekleriz şu an. Hı hı. <laughs> ya ben e, Isparta'ya gittim bir gün. Nerede vazgeçtin? Ee, evet anlatalım. Isparta'ya gittim. Isparta'da işte o dönem vlog falan çekiyorum. E, i̇şte story atıyorum orada burada. Bir tane arkadaşımız, kardeşimiz işte abi dedi illa dedi yanına geleyim. illa yanına geleyim dedi. işte biraz sohbet muhabbet edelim. Yapacak da bir şey yok. İyi dedim. Hadi gel. Sohbet edelim. Konuşalım. Bir mekana oturduk. Konuşuyoruz. Abi dedi işte ya yani millet işte o vloglardan falan izleyip şeyi zannediyor böyle çok paralar kazanıyorsun çok işte lüks yaşıyorsun bilmem nesin dünya sikimine minare götüne ya o zaten öyle de o zaten öyle işte ama öbürleri <laughs> ama internetin yani vlogta ya da instagramda görünen şeyle gerçeğin aynı olmadığını en çok anlatan insanlardan biri benim zaten. bir yerde anlayacaklar onlar da anlayacaklar anlamayacaklar <laughs> Çocuk şey dedi abi dedi ben senin sayende dedi fotoğrafçılık seçtim dedi fotoğrafçılık okuyacağım dedi. Abi dedim ne yaptın Niye ya? sen hayalini kırıyorsun? Ben, senin gibi olmak zorunda değil abi, ki. Abi hayır bu onun için söylediğim bir şey değil. Bu benim için düşündüğüm ya benim kendim kendi özelimde düşündüğüm bir şey. İşsiz kalacak ya bu çocuk. Kalmayabilir İnşallah abi. İnşallah kalmaz. Yani bu, bu şey değil mesela Kemal abi efendim senin sayende işte sinema televizyonu okumaya başladım da geliyor bana. Sıkıyorum işte video çekmeye başladım. Video çekmeye heves ettim falan. İşsiz kalmayacak abi. İşsiz kalmak onun onun neleri yapıp neleri yapamayacağı ile ilgili bir şey. Aynen öyle. Sen yapamadın. Ben yapamadım. Ben de yapamıyorum. Evet. Ama onlar yapabilir. Yani, belki. Ama yani, yani bu yapabilir, biyoloji, yapamaz o, değil. Biyoloji okusaydı da yapamayacaktı ki. Ya, yapamazsa tamam. yani. Ya yapabilir ama <laughs> Böyle ne yani mü, abi ben senin sayende doktor oldum dese, ben senin sayende mühendis oldum dese, okey. Ama fotoğrafçılığı Doktor mutlu mu? Bizim doktor. Bilmiyorum. Sen mi daha çok keyif alıyorsun bu Ben daha mı? çok keyif alıyorum. Eminim Peki. ki ben daha çok. O keyif zaman başarı ederim. nedir? Doktorun ailesi e, benim çocuğum doktor oldu diye mutlu mesela. Senin ailen muhtemelen mutsuz. Evet. Ama sen daha mutsuz. Ben çok çok daha mutlu. <laughs> ben de daha mutluyum mesela. E, yansın mı o zaman? E, evet yansın. Abi. <laughs> yansın. Yani. Yansın. Yani hayat hep böyle mi gidecek? Bilmiyorum. Ama giderse de kötü olmayacak. Yani bir şey gibi şey düşünüyorum ben bu tarz durumlarda. Hep bir büyürken büyünce ne olacaksın mevzusu var ya. Ben kendimde hala şey sorusunu soruyorum bazen kendime yani. Bir şekilde dolaylı yoldan da olsa. Acaba büyüyünce ne olacağım? Hala. Var değil mi sende de? Doğru. Aynen. Ben büyüyünce... Hala büyümedim. <laughs> Olgun olabilirim, birçok şey yaşamış olabilirim, birçok şey görmüş olabilirim. Ama bu bununla ilgili bir şey değil. Büyüyünce ne olacağım? Sonra şu, şunun cevabını kendime vermeye başladım. Zaten büyüdüm ve zaten olan şu an oluyor. Şu an olan şu an oluyor ve yarın zaten belirsiz. Ben şey istemiyorum bu hayatımda. 51 hafta çalışıp bir hafta tatil yapacağım diye 51 hafta bana emir veren ne sikim olduğu belli olmayan evet. müdürlerle çok iyi bir müdür de olabilir. O başka bir konu da. Ee, hayatımı geçirip sabah 9 akşam 6 yaşayıp ondan sonra ay çok iyi kariyer yaptım ve 56 işte 60 yaşında emekli oldum. Şu an işte bilmem nerede bir yazdığım var ve keyfime bakıyorum demek istemiyorum. Ben emekli hayatımı şimdi yaşıyorum ve bir şekilde hayatta kalabiliyorum. Başarı bu mudur? Yoksa başarı doktor olup sabahtan akşama kadar çalışıp böyle perişan olup bir güzel bir para kazanıp ve onu yiyememek mesela? Ya abi şöyle yani çok haklısın. Çok yani ben de istemiyorum. İstemediğimiz için zaten İstemediğimiz biz için bu şu an bu yolu zaten. seçtik ve Kaçta bugün? Beş buçuk falan Ben de dokuz buçuk uyandım gece. Çok güzel. <laughs> Beş buçuk falan bu, böyle bu, terler içinde uyandım. Mesela bu harika bir şey. Ve hala hayatta kalabiliyorsun. Evet. Ya şöyle bazen sıkılıyor muyum bu hayattan? Evet sıkılıyorum. Neden abi? Öf, bir şey yapmıyorum bir hareket edeyim bilmem ne. Ben 3 senedir falan tatildeyim abi. 3 senedir gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Evet bu ben yine biraz çalışıyorum. Sen hiç yoktan bir hareket halindesin. Bir yerlere gidiyorsun koşturuyorsun bir iş yapıyorsun. Ama senin çalışıp çekiyorsun. benim çalışmadığım bu dönemde oldu. Oldu. Ee, yani hareket halindesin bir şekilde. Ya Hareket etmek bile çok güzel bir şey abi. Aslına baktığın zaman hareket et. Ne yaptığın hiç önemi yok. Ya dans et git oraya otur bir şey yap biriyle muhatap ol. Peki bunu yapmamanın et. sebebi ne? Benim başka yapmıyoruz. bir sebebi yok. Hareket etmiyorsun. Etmedim. Çok çok uzun bir süre. İşte Ediyor artık mu? hareket etmiyor muyuz? <gülüyor> 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 Saçmalıyorsun Tuğrul artık kendine gel. Abi bilmiyorum çok ya. Çok şımarıksın. Çok şımarık mıyım? Ee, çok şımarık olduğum şeyler var ama bunu sağlayan benim. Yani bu şımarıklığımı birine ya da bir şeye borçlu değilim. Kendime borçlu olduğum için bu şımarıklığı. Çünkü bütün bunların hepsini ben yarattım. Ya sahip olduğum her şeyi. O yüzden bazen bazı konularda şımarık olmakta hakkım. Benim şey gibi bir hayalim yok ki. Bir aile kurayım, çocuğum olsun, onlara bakayım. Öyle mutlu mesut yaşayayım. Bir kendime araba alayım. Bir... Var mı? Evlenmeyi Benim var. düşünüyorsun yani. Ya evlen, evlenmeyi düşünüyorum. Evet ama e, önceliklerimin arasında zamanladım. evlilik önde gelen ilk sıralarda değil. Evlenirim diyorsun yani. Evlenirim abi ben üreyeceğim ya. Nasıl bir kadın hayalinde var? fiziksel özelliklerini söylemiyorum. ama güzel yok. popolu bir kadın ama şey olur şimdi. Fiziksel şey özellikleri dedin de ben bir gün bir dayak yedim bak bu fiziksel <laughs> özellikleri. Hatırlar mısın? Hani e, o ortaokulda falan kompozisyon dersi olurdu. Sizde var mıydı bilmiyorum. Hepimizde yani, yani, yani. hepimizde vardır yani. <laughs> İyi abi. Kompozisyon dersi. Abi. Ben de işte ortaokulda, ilkokulda falan okulun en böyle bu çocuktan bir bok olmaz falan denilen adam. Ben de öyleyim ki olmadı. Haklılar <laughs> haklılarmış şu an anladım. Bak tam şu an anladım. Bana diyenler de haklılardı. Neyse bir tane e, kadın bir hocamız vardı işte bu kompozisyon dersine falan giriyordu. Babam da edebiyat öğretmeni benim gereksiz bir bilgi araya sokayım e, dedi ki işte hayalinizdeki öğretmeni yazın. <laughs> O dönemde şöyle oluyor işte ders bitimine 10 dakika kala işte sen yazıyorsun bilmem ne vıdı 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 vıdı. Hoca belli ki uğraşmak istemiyor herkese bir ödev vereyim böyle yazsınlar ki aman sussun millet falan diye. Ben de başladım yazmaya. Sarı saçlı, mavi gözlü, işte mini etek giyen, vırrık, cırrık. Yazdım. Hocanın beni kaldıracağı tuttu. Anılcım dedi oku. Hocam dedim oku mıyım? Oku oku dedi. Dedim okumayayım. Ben bir okumaya başladım. Önce bir posta o hatun dövdü beni hoca. Böyle zak zak dedi. Sen dedi artık müdür yardımcılarıyla dedi. Adam olmazsın dedi. Biz Direkt Seni dedi. dedi. Müdüre yolluyorum dedi. Ben de dövdüler ya. İş eğitimi öğretmenleri falan. Hocalar çok dövdü beni. De. Ben dinciden dayak yedim ya. Dinciden yedim. Ondan sonra. Beni aldı müdürün yanına götürdü. Ben diyorum ki böyle merdivenden üst kata çıkarken seviniyorum. O diyorum müdür babamın arkadaşı işte bir şey yapmaz falan. Beni dövmeyecek. Baktı şöyle kağıda. Hımm yaptı. Sen dedi İsmail ne olursun değil mi dedi? Evet falan yapıyorum. Gel dedi buraya. Bana bir koydu abi. Bak kış unutmuyorum. Böyle UFO gibi bir şey var. Tamam mı? Burada duruyor böyle şuramda. Bana bir vurdu böyle. Zıf ettim. Bir daha döndüm. İsmail'in oğlusun değil mi dedi. Evet dedim. Bir daha durdum. <laughs> bir daha durdum. Baban böyle bir öğretmen mi dedi. Oğlum benim gözümün önünden geçiyor. Babamın <laughs> sarı saçlı, <laughs> mavi gözlü ve mini etek giymiş hali. <gülüyor> Hayır <gülüyor> öğretmenim dedim. Şimdi dedi git dersine dedi. Burada neye kızıyorum biliyor musun? Mesela orada şöyle bir tutumda sergilenebilirdi. Anıl bu yazdığın şeyler çok güzel olabilir ama bunlar okulda yaz, yazınmaması gereken şeyler değil. Mi? Evet. Senin mesela cesaretlendirip sen şu an Türkiye'nin en ünlü seks yazarı olabilirdin. Ya belki de Ömer Seyfettin <laughs> olacak. Ömer Seyfettin böyle şiir yazmıyor. Ömer Seyfettin'in kaşağısı var işte mesela. Kaşağısı Çocuk var, ölüyor. falakası Söyle, var dövüyor. mesela. Sürekli bir dayak, ölüm. <laughs> i̇şte yok atı kaşağıyı çaldın, yok atı öldürdün. Ama <laughs> at öldü, <laughs> bilmem ne. Ya seninki daha çok böyle e Atı kaşı alarken sarışın bir seyisin e, esmer bir kıyakçıyla... benim yanımdan yaklaşıp sağ kulak mememi yavaşça emmeye başlıyor. Anam. Turgul <laughs> biz birbirimize ben bunu yapmasak daha iyi olmaz mı <laughs> Atı kaşı alarken <laughs> sen de benim sağ sırt. tarafımdan sarışın mavi gözlü miniye tekli bir Kemal Turus sürer geldi ve <laughs> sağ kulak mememi yavaşça Yaladım. Emmeye başladı. Peki sağ kulak... Çok odu. Peki bir şey Çok söyleyeceğim. Efendim? Çok odu. <laughs> sağ kulak memenin yalın, yalanmasını seviyor musun? Bilmiyorum ki. Sen çok ne yalanmasını seviyorsun? <laughs> bu seni hiç ilgilendirmez durum <laughs> Bundan sana ne? Bu seni sen sütyen takmadın mı falan ben diye böyle. Ben sütyen takmadım ya. Ben Abi free boobs yani. Bence sütyen takmak bilmiyorum. Bizi muhtemelen... Free boobs. Bizi muhtemelen hiçbir kadın dinlemiyor. Dinliyorsa da muhtemelen annen dinliyordur ve şu an çok mutsuzdur. Annemi karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> Annemi karıştırma. Çok mutsuzdur bunu dinlediği için. Beni işte eski kız arkadaşlarım muhtemelen dinliyordur. Ah benim oğlum sağ kulak memesini <laughs> yedirecekmiş de. Ah hıkık der gider vallahi kadıncağız ya. bize hep erkekler seviyor Okey abi. Benim kız okay. arkadaşlarım şey yapıyor hep. Yani, bir, yani internete başladığımdan beri birkaç tane kız arkadaşım oldu haliyle. İnternete başladığın için mi oldu? Yok. Bir tanesi ah. öncesindeydi işte neyse işte oldu yani hayatında ah. kadınlar oluyor <laughs> sağlıklı bir erkek olarak. Hep şey var böyle bana evet. karşı özellikle bir tanesi çok takıktı bu konuya şimdi sana kızlarla yazıyordur sen şimdi onlara cevap veriyorsundur falan. Oğlum hep herif ya. Abim ben sen sana farkında açayım. mısın? Şurada mesaj isteklerini açayım böyle. Erkek başına <laughs> üç erkek düşüyor abi. diye. Yanında erkek olan erkeğe yazıyor. Şey soruyorlar. Kemal abi şimdi sana da düşüyordur falan. <laughs> aynen aynen neler neler. Yani neler yapıyor piçler ya. Oo, ne fotoğraflar erkek ne nübler. Erkekler bizi çok seviyor. Dik pik alıyorum ben bazen. Ha, bana da gelmişti ya. Dik pik. Onu anlatayım mı ya? Anlat Konudan biraz çıkalım ya? Şu Ar fotoğrafçılık motorafçılık. Şu an dik pik konuşuyoruz zaten. Bravo. Ya ben böyle keyifli olduğum zaman... Eskiden şey yapıyordum. Tak tak tak. Geçen yayında da konuştum. Bir erkeğin mesela sexting ya mevzu mesela. Evet. Konuya girmeden önce bir girizgah yapıyorsun. Sexting nedir sexting? işte seni şöyle yalarım, böyle öperim falan. Gün içinde flörtleşmenin biraz daha cinsel olduğu hali ya mesela bu işte. İşte seni özledim. <gülüyor> böyle <gülüyor> mi aşkım? <laughs> Oluyor mu aşkım? <laughs> <laughs> oluyor mu? <laughs> Mikrofon mu öpüyorsun? Bu nedir yani? Evet. Öpülür mü abi? Öpülebilir. Ama en sürekli. En iyi mikrofonu ben öperim, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra bizi niye sevdin? <laughs> 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 Allah güldü. Şimdi buradaki şey böyle kadının bedeninde bize seksi gelen bir sürü yer var. Yani saymayalım. <laughs> mesela erkek neresini atar? Mesela anıl mesela sexting yapıyorsun ve nude atma kısmına geldi ya kısım. Evet. En ilginç nerenin fotoğrafını attın? Burnun değildir diye düşünüyorum. İlginç olması mı lazım? Garip yani böyle yani bu o fotoğrafı çekerken ben şu an neden fotoğrafı çekiyorum diye düşündüğün an <laughs> penisin değil göbeğimi çekip attım lan. Gerçekten mi? Valla şey dedim kuş <laughs> abi. Aqua Fantasy'deydim. Bak şu anda hatırladım. Aqua fantasy. Ha, ne oldu ki? Ben de gittim oraya. Şöyle çektim attım. Göbeğini. Ha bir de böyle havuza girmişsin. Islak. Islak. Böyle güneşten dolayı o kıllar daha da böyle <laughs> simsiyah simsiyah duruyor. Çektim. Geçenlerde buldum o fotoğrafı. Bunu kadın ya, mı istedi Dedim peki? ki yani bunu dedim niye attın libido killer ya bu Hay kadın bunu istedi mi yani Anıl göbeğinin fotoğrafını ya şimdi şöyle karşı taraftan bir tane fotoğraf gelmiş diyorsun ki ne kadar güzel ben diyorsun, bunu ben bunu ısırmak istiyorum evet diye cevap vereceksin cevap vermen lazım Ay çok güzelmiş ne kadar da güzelmiş harikaymış diyemezsin dişlerinin ha fotoğrafını atsaydın. Atabilirdim ama göbeğimi atmayı tercih ettim. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki böyle <laughs> falan böyle flörtleşiyorsun, kurlaşıyorsun bilmem ne. Ben de ilk önüme gelen şeyi attım. Göbeğin <laughs> mi? Göbeğim <gülüyor> abi. Şöyle attım ama yani. Sen Aqua göbeğinden pipini görememek nasıl bir duygu falan diye. Ben Duyursun. hala görüyorum. Kardeşim ne mal varmış <laughs> sen de. Yani göbekten bahsediyorum. <laughs> Göbeğim biraz büyük. Ne mal varmış? Benim göbeğimi seven böyle bir kadın var yani. Kadınların erkeklerde e, aradı mesela az önce dedin ya elinin fotoğrafını koymuş. Hmm. Tamam o biraz ekstrem bir örnekti ama bir erkeğin bir kadında baktığı böyle belli başlı şeyler var. Fiziksel olandan bahsediyorum. Tabii. Zihinsel ya da yani kişilik özellikleri başka kişiden kişiye değişebilir. Ama her erkeğin baktığı şeyler başladı. bel, popo, bilmem ne, hırzıl falan. Kadın çok başka şeylere bakıyor abi. Eline bakıyor, serçe parmağına bakıyor, sigarayı içine bakıyor. Ne bileyim işte omzuna bakıyor. Annenle nasıl telefonda konuştuğuna bakıyor. Garsona nasıl seslendiğine bakıyor. Kadınları etkileyecek çok daha farklı şeyler var. Ama bunların hiçbirini fotoğraflayamıyorum ben. Bunu soruyorum yani nasıl bir nude atmam lazım ki ses kaydı attığımdan çok et, ses kaydı attığımda çok etkilenen ben kadınlar var ya. mesela çünkü hani aşağı yukarı sesim idare eder diye düşünüyorum. Evdeysen yanına geleceğim bebeğim. İnşallah tek başınasındır. Oo <laughs> oh, şişeler. Ringo ringo şişeler. Ne düştün yer Erik Dalı'nın Gevrek olması çok saçma bence. <laughs> çok saçma. Partner yani kadın bizim için. Çünkü iğrenç hetero'larız ya. Yani. Orada şöyle bir durum var. Şey yapıyor böyle. Seni düzeltebileceğini zannediyor ya. Senden mesela böyle bir koca yaratabileceğini zannediyor. Bu çok yanlış bir ilizyon. Bu olmamalı. Bizi kimse ya, düzeltemez abi. Abi şöyle onlar kafasındaki adamı arıyorlar. Kafasındaki adama en uymayan adamı seçiyor. Bulun oluyor. Diyor ki bu adamın ya atıyorum senin işte aman bu adam ne kadar da büyük. Ne kadar da güzel sarılır diyor. Ben senden bir ona adam göre, yaratabilirim zannetmiştim. Ona, ona göre seni seçiyor. Ama onun kafasındaki adam bambaşka bir adam. Sadece büyüklükle sarılmasıyla bilmem neyle alakalı değil. Onu yontmaya çalışıyor. Yontamadığı zaman problem yaratıyor bu. Ama şöyle bir şey var ya burada şöyle bir e, konflikle geliyor bu hikayede. Benim zaten yontulmayacağım belli. Yani benim yontulmayacağımı anlaman için Instagram hesabına bakman yeterli aslında. Hayır abi sen çok uyumlu ve kendini aslına baktığın zaman yonturan bir adamsın. Yonturan istediği... mı? <laughs> He ne oldu? <laughs> Şu an yontulabilseydim çoktan evlenmiştim. ama Malın gelişi belli zaten. Evet. Konuyu unuttum lan. En son ne zaman çok mutluydun? Abi hatırlamıyorum ya. Ben şeyi hatırlıyorum. Ya ondan sonra birkaç kere daha mutlu oldum da. Ya yani ben mutluluk kavramını hatırlamıyorum. Mutluluk gerçekten bu mu acaba? Mutluluk mutlu olmadığın, mutsuz olmadığın her an mutluluk aslında. Sadece bazı pikler var böyle çok zevk aldığın böyle yani şehvete düştüğün bazı daha böyle ah oh! dediğin anlar var. Onu sürekli yaşayamazsın zaten. O mutsuz değilsen aslında bence mutlusundur. Mutsuz musun? Bohemim ben. Yani mutsuz bu. değilim yani bohem ya ben her an mutsuzum yani sanatçı mısın peki zannetmiyorum <laughs> zannetmiyorum ürünün yok en azından ürünüm yok yani zannetmiyorum peki Anıl Abonelerimiz olsunlar mı bu kanala abone olsunlar mı? Abi tabii ki olsunlar. Yani yaklaşık. Yani bir mi? sıfırdan büyüktür abi. Tabii ki olsunlar. Lütfen abone olun bu kanala. Böyle <laughs> Lütfen. Gelelim kaynatalım. Hiç yoktan siz yokken de kendi aramızda konuşacağımız bir şey olsun. Bizi abi, cesaretlendirin. Abi şu kadar abone olmuş. Bu kadar abone olmuş. Bilmem ne. <laughs> Muhteşem falan diyelim. Kendi kendimize 31 çekelim işte. Mastürbasyon yapalım ve. Mesela kendi kendine 31 çekmediğim bir an oldu mu? Var birkaç tane. Ben... <laughs> Var ya, <ne> <laughs> <ki ya? gülüyor> Sen benim gözlerimin içine baktım ve... ...gözün mü parladı senin şapşal şey? Çok uzun süredir gözüm parlamıyor. Yo, parlıyor şu anda. Parlıyor mu? Işıktan. Işıktandır o. He, olabilir. <laughs> Ama parlıyor mu? Parlıyor abi. Fena değil. Çakmadan içme. Ah be canım İyi, kardeşim. İyi geldin oğlum. Ya hayır. Zaten her gün olur. beraberiz de. Bu da böyle bir... Yani Serke Çarşım'ın aslında... <laughs> olmasını istediğim bölümlerinden biri oldu. Baya serkeş çağrıştık yani. Hani böyle kafamıza göre konuştuk. Spotify'dan takip edin. Instagram'dan abone olun. Arkadaşlarınızı bizden bahsedin. Görüşmek üzere. <laughs>